Eğitim İş Sendikası yeni yönetimini belirlemek üzere hafta sonu kongreye gidecek. Genel başkanlık için en güçlü isimse Ayla Salmanlı oldu. Eğitim İş'in bu 28-29 Ağustos'taki kongresi Eğitim İş'in kuruluş ilkelerine, tüzüğünde belirtilen ilke ve amaçlarına evet mi diyor yoksa bunlardan vazgeçip Biden tayfasına dahil olacağım mı diyecek. Tarihi bir kongredir. Biz hepimizin sendikası grubu olarak tüm organlara, yani Merkez Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na ve Merkez Denetleme Kurulu'na tam kadro adaylarımızla çıkıyoruz. Sendika kongresini 28-29 Ağustos tarihinde Ankara'da toplayacak. Kongrede evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek onlara destek olan hepimizin sendikası grubu da yarışacak. Grubun karşısındaysa aileleri ziyaret ettikleri gerekçesiyle hepimizin sendikası grubu hakkında ihraç adımı atan ekip olacak. Usul hatası yapılarak savunma dahi alınmadan gerçekleşen bir ihraç istemi oldu. Bu ziyaret Eğitim İş Sendikası'nın tüzüğünde belirttiği, 3. maddesinde belirttiği ilke ve amaçlarına aykırı değildir. Delegelerimiz bu yargı kararını değerlendirerek karar vermek zorundalar. Hepimizin sendikası grubu adayları kongre öncesi ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Sendikayı kuruluş ilkelerine döndürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Eğitim İş'in kuruluş amacına dört elde sarılmak, ilke ve amaçlarını hayata geçirmek, Türkiye'nin yüz yüze olduğu emperyalist politikaları çok iyi biliyoruz. Türk halkına yaslanan, tarihi bilince yaslanan kamu sendikacılığını öreceğiz. Pandemi de gösterdi ki ulus millet bilinci ortaya çıkmıştır. Bu bilinci de bize ören Altıok'tur. Bir elimizde vatan, bir elimizde emek diyen sendikal hayatı yürürlüğe koyacağız. Son bir yıl içinde Eğitim İş üye kaybına uğradı. Gelin Türkiye'ye örnek olalım, bir sendika meclisi kuralım. Gelin diyoruz, TÖS kitaplı oluşalım, TÖS bizim örneğimiz, mirasçısıyız diyoruz, örneğimiz olsun. O modeli yaşatalım, bugünün koşullarında hayata yeniden geçirelim.